Fatma ablacığım. Geldim. Hani? Buyurun. Leoparlar giyilmiş. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Biraz uzun yol geldim. Hoş geldin. Seninle alakası yok ama bunun sebebi suçlusuz Umur. Biz sana cuma gelmeyi düşünüyorduk. Ama bugüne kısmetmiş. Bugün iyi geçinelim istiyorum şefim. Dedikodunu yapmak istemiyorum. Yapmıyor mu? Size bir şey söyledi mi? Söylemedi. Benim hakkımda. Yok. Asla yapmam. Aramızda kalsın Fatma Hanım. Tamam. Şöyle geldim. Nasıl iyisin? Teşekkür ederim. Enerjim, gülüşüm, leopar nasıl yakışmış? Kameraya bir döner misiniz? Bak leopar nasıl yakıştığını insanlar da görsün bak. Fatma Hanım biraz heyecanlı gibi. Evet. Neden? Sizi karşımda gördüğüm için. Hiç heyecan yapmana gerek yok. Beni bir evladın gibi gör. Rahat ol. Ben bir sürü soru soracağım sana zaten. Tamam. Heyecanın geçer. Tamam. O zaman biz içeri geçiyoruz. Evvela salona geçelim. Aynı şeyi söyledim ama. İyi de önden gelip evi gören benim. Ama arkamda görebiliyorum ya buranın oturma odası olduğunu. Sen çok havalandın. Artık 50 benim oldu. Sunucuyum ben. Yarın nereye gideceğimizi birazdan açıklayacağım. Sen olmasan bir şekilde bir şeyler olabiliyor ama ben olmasam... Diyorsun. Demedik. Yazdım bunu. Nasip. Nasip içeri geçiyoruz. Sen olmazsan yedek sunucuyla çekim yaparız. İçeri geçiyorum. Kestik burayı. Böyle geçiyorum ben. Ya evet. Ne kadar güzel. Her yer çiçek yeşillik. Bunların hepsi ismi var mı farklı farklı? Var, tabii ki de var. Bunlar menekşe. Tamam. Bunlar sarmaşık oluyor. Sarmaşık mı? Evet. Uzuyor mu aşağı doğru? Evet. Bak yeni yeni üremeye başladı tekrardan. Bu aşağı kadar inmişti. Ben bakamıyorum çürüdü. Ya. Benim hep 4 tane orkidem var. Orkidelerim hep... Orkidelerin bak 3 tane orkiden var, bir tanesi... Şuraya yani... kaldırdık. Evet, nerede diyecek? Sakladık onu giderken götürmek için. Yılbaşı çiçeğim çünkü. Bu da, yılbaşı çiçeği. Bunlar ben biliyorum. Kılıçların, peygamber kılıcı diyorlar buna. He doğru, yengemler falan benim çiçek açıyor, çok güzel onlar. Ne çiçekler bakıyor, bir Hayri yengem var. Şu Tahsin diyen var ya, böyle böyle ağaçları var evin içinde. Yok ben öyle fazla sevmiyorum, bunlar bak 2 tane o ağaç olacak onlar. Çiçek açmayan çiçeği sevmiyorum ben. O yüzden... Orkideler rüzgarda, ceyranda olmuyormuş. Olmaz. Burada yerinde. Ama ev sıcak. Ben açıyorum. Birebir güneş yapacak? Temas etmeyecekmiş. Ne benden nazlı. Sen bir havalandın ya. Evinde sadece orkide vardır. Başka çiçek yoktur. Var başka çiçek de var. Ama söyleme öyle özel işte, bunlar çiçekler. Bunlar da benim favorim. Güzeller. Fobim. Bu kaç kişi yaşıyoruz bu evde? Bir eşimle bir ben. İki kişisiniz. Bu? Evet. Bu benim rahmetli oğlum. Başınız sağ olsun. Geçen yıl vefat etti. Allah razı olsun. Genç de sanki. 26 yaşındaydı. O sebebi? Belli. İş kazası. Başınız sağ olsun tekrardan. Allah razı olsun sağ olun. Maşallah evet, subhanallah. İşte. Yakın mı çalışıyordu buraya? İşi fabrika mıydı yoksa? Yok kendi iş yeriydi. He. Reklam tabela üzerineydi kendi iş yeriydi. Çok başınız sağ olsun tekrardan. Allah razı olsun. Ne diyelim ölüm var hayatımızda bir şekilde öyle. Buluyor bizi de. Aynen. Yani o yüzden... Aslında diyebilecek de pek aman detay bir şey yok. Yani Rabbime sığınıyoruz oturuyoruz. Şu an 2 kişi kaldık evde. Evet 2 kişi kaldık. Nasıl beni niye çağırdın? Sizi... Otur. Sizi yemek programında gördüm televizyonda. Hiç kaçırmam. Gerçekten. Yemin ederim hiç kaçırmıyordum sürekli izliyordum ama... Yani birinci olmazın o kadar dua ettim ama... Nasip. Kısmet. Aynen öyle. Evet. Böyle oldu. Güzel böyle programımız oldu. Görünce de dün şaşırdım. İlk dedim bir numaranızı buldum. Dedim arayacağım. Şansa gelirlerse o anda aradılar. Ararız. Bir de biz yemek işi ya. Evet. Hemen yarınki yemeğini derdim düşünme diye arıyorlar bizi. Hemen gidiyoruz yemek yapıyoruz. Fatma Hanımcığım aslında size birkaç gün sonra gelecektik. Ama Tahsin Şef beni sinirlendirdiği için Silivri çekimini öne almak istedim. Ben Kurtköy'de oturuyorum. Bana yaradı. Evet. Onun inadı size yaradı. Bana yaradı. Kurtköy'de oturduğum için Silivri tercih etti. Ama buradan yürüyüşe Riva'ya nasıl gideceksin çok merak ediyorum. Ben Riva'ya her şekilde giderim de sen yarınki sete nasıl geleceksin? Gelirim. Gelirim. Fatma Hanım, Tekirdağ, Keşan tarafında tanıdıklarınız var mı? Yok. Çatalca'da ailem var. Abim var, erkek kardeşim var. Onlara da çok selam. Nerelisiniz normalde? Kayseriliyim. Burada selam bütün aileye. Kayserisiniz eşiniz? Evet annem kız kardeşim Kayseri'de onlara da çok öpüyorum çok selam. Siz ne yağlama yapıp yiyorsunuz? Oo. Da Arife günü yaptım. Şölen yemeği bak topluluk yemeği yaptım. Demiştim ya. Evet. Eşiniz? Eşim de Kayseri. Hep Kayserisiniz. Evet. Gerçekten bir kaşığa sığan mantı 60 tane miydi? 40. Sığıyor mu peki? Önceki tatlı kaşıklara göre sığıyordu, şimdikilere sığmaz. Dondurucuda mantınız var mı? Yok. Tüh. Maalesef. Biz taze, öyle gelen olduğu zaman hemen yapıp ailece otururuz, hiç üşenmeden yaparız, doldururuz içini, haşlar yeriz. Mantıyı bir de siz şey yapmıyorsunuz değil mi? Yoğurtla değil de böyle yoğurtlu, sulu yemek gibi yapılıyor. Yoğurtla hafif sulu. Ha, üstünde de sosu var. Öyle süzüp de makarna gibi yapmayız. Bir de yemeği gibi olan var. Onu zaten geçen yaptık. Yüksük çorbası diyorlar. Doğrusu yüksük. Yok, o çorba tarzı değil, yok bizim. Canımız sağ olsun. Mutfağa gidelim. Eşinle nasıl tanıştığını, kaç yıllık evli olduğunu, ne kadar altın takıldığını, dolabında da neler olduğunu bir bakarız, ona da tamam, bir bakarız. Zahmet olacak. Ona da bir yemek yapalım, mutfağa gidelim. Gel.